Yapım'dan herkese merhabalar. İçimize Doğru programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bu hafta ne konuşacağız hocam? Bu hafta depresyonu konuşacağız. Hemen o zaman soralım, depresyon nedir? Depresyon nedir? Depresyon yaygın bir ruh sağlığı bozukluğudur. Birçok insan bu durumdan muzdarip olabiliyor. Bu zamanlarda da yoğunca karşılaştığımız bir durum. İnsanlar bu sebepten dolayı, depresyondan dolayı bizlere çokça başvuruyorlar. Depresyonun belirtileri nelerdir? Depresyonun belirtileri kişinin uzun süre bir hüzün yaşaması, mutsuzluk yaşaması, kendisine dair değersizlik duygusunun yoğun bir şekilde yaşaması, uykusuzluk çekmesi, iştahsızlık çekmesi, yaptığı her gün yaptığı işlere dair bu işleri yapmaya yönelik motivasyon bulamaması, ilgi duyduğu şeylerden artık eskisi kadar ilgi duymaması gibi belirtileri vardır depresyon. Peki her kendimizi kötü hissettiğimizde depresyonda izleriz. Gerçekten her kötü his depresyon mu? Hayır, az önce bahsettiğim şeyler günlük hayatımızda çok da rahat bir şekilde yaşayabileceğimiz olumsuz durumlar. İnsanlar mutsuz olabilir. Başımıza bir olay gelir. Bir olay geldiği zaman şöyle hissedebilir. Mesela kötü bir olay geldiğinde mutsuz olmamız ne kadar normal, ne kadar doğal. Ama bu bizi hemen depresyona sokmaz. Ya da iki gün uykusuz kalmak bizi depresyona sokmaz. Mesela burada şu. Depresyonun bu belirtilerini uzun süre yaşamak, uzun süre bir mutsuzluk yaşamak, uzun süre bir değersizlik hissine kapılıyor olmak. Uzun süreden kastımız ne tam olarak? Aslında şu şekilde depresyonun birçok ayrıldığı noktalar var seviye seviye. Ama normal bir depresif bozukluk için, depresyon tanısını almak için son 2 ay içerisinde yoğun bir şekilde bu belirtilerin en az 4'ünün 5'inin yaşanıyor olmasını biz bekliyoruz. Buna göre depresyonda olduğunu düşünmeye başlıyoruz danışanların. Fakat tabii bunun içinde şunu da yani depresyon ölçeği testlerini de doldurmak gerekebiliyor. Bazı hisler yakın zamanda oluşmuş olabiliyor ama bazı yaşanan olumsuz durumlar çok daha eski zamanlardan beri yaşanmış olabiliyor. Ya da psikiyatrik bir değerlendirme ile de depresyon tanısı konulabiliyor. Bu belirtilerin tabii ki her insanda farklı zamanlarda farklı şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bunun için iyi bir incelemeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu belirtilerin, size saydığım belirtilerin son 2 ay içerisinde büyük bir çoğunluğu, 5 tanesi, 6 tanesi yaşanıyorsa depresyonda olabilirsiniz. Erkeklerde de şöyle bir durum var. Erkeklerde öfke depresyon belirtisidir diyebiliriz. Daha spesifik belirtilerden bahsedecek olursak. Bunun da şöyle bir sebebi var. Erkekler yaşadıkları olumsuz durumlardan dolayı, özellikle bu depresyon gibi durumlarda sorumluyu, problemin sorumlusunu kendisinden ziyade dışarıdaki insanları tuttuğu için dışarıya, çevresine karşı yoğun bir öfke içerisindedir. Bu da mesela kadınlarda tam tersi. Bu tam tersi durumda da kadınlar yaşadıkları bu olumsuz durumların, olumsuz düşüncelerin sebebini kendileri olarak gördükleri için kendilerine yönelik içe dönük bir öfke yaşarlar. Bu sebepten dolayıdır ki genelde depresyondan muzdarip erkekleri biz dışarıda sinirli, öfkeli ve çevresine zarar veren insanlar olarak gördüğümüz gibi kadınları ise bu terapiye başvuran insanlar olarak görüyoruz. Kadınların terapiye yönelmesi kendilerini sorumlu hissettikleri için bu noktada daha yoğun gerçekleşiyor. Peki hocam sadece psikoterapi depresyonun tedavisine yeterli kalıyor mu? Her zaman psikoterapi tek başına depresyon tedavisinde yeterli kalmayabilir. Ama terapiyle de, psikoterapiyle de gerçekten depresyonun çok iyi çalışılıp çok verimli bir şekilde ortadan kaldırılabildiğini görebiliyoruz. Şimdi depresyonun farklı farklı kaynakları olabiliyor. Mesela biyolojik temelli bir sebepten dolayı bir depresyon yaşıyorsanız, sonuçta bu bir beyin kimyasının bozulması durumu. Biyolojik temelli bir durumda mutlaka tıbbi bir desteğe başvurulması gerekiyor. Bunu da önce psikiyatristler değerlendirip eğer başka bir noktada bir sıkıntı gerçekleşiyorsa, başka hormonal bir sıkıntı gerçekleşiyorsa ilgilenecek doktorlara yönlendirip bu konuların çok iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor. Fakat bunun dışında kişinin çok yoğun kendine zarar verme, çevresine zarar verme gibi düşünceleri yoksa ve motive olup terapiye gelebilme başarısını kendisinde bulabiliyorsa, terapiye gelebiliyorsa zaten depresyon için bizim en büyük başarı saydığımız şey terapiye gelebilmek. Eğer bir kişi terapiye gelebiliyorsa ve bunun için motivasyonu varsa
Bu depresyonla baş edebiliyoruz. Bu depresyonun üstesinden gelebiliyoruz. Ama dediğim gibi kendisine bir zarar verme düşüncesi vardır. Çevresine zarar verebilecek bir durumdadır. Ya da hiç artık kendisini toparlayamayacak, motivasyon oluşturamayacak, kendisi için bir motivasyon oluşturamayacak durumdaysa evet psikiyatriste başvurması gerekli olabiliyor. Özellikle yoğun majör depresyon yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanlar hayatlarını sizin bizim gibi yaşamıyorlar. Yarın kendimi nasıl öldürüp bu hayattan kurtulabilirim düşüncesiyle yaşıyorlar. Ve bu insanlar psikiyatri servislerinde kendilerini öldürmeden tutabilmek için çaba gösteriliyor. Şimdi böyle durumlarda mutlaka psikiyatrik bir ilaç tedavisi gerekli olabiliyor. Fakat tabii bu kadar yoğun, bu kadar şiddetli bir seviyede yaşamıyorsanız siz depresyonu, biz insanlara şundan da bahsediyoruz. Mesela garip geliyor, depresyondan muzdarip olan kişilere diyoruz ki hareket edin. Yürüyüşler yapın, spor yapın, aktivitelerinizi arttırın. Neden? Çünkü insanın kısa zaman içerisinde olmasa bile bir şekilde rutinine geri dönebilmesi gerekiyor. Kişi depresyona girdiği zaman ne yapıyor? Hareketlerini kısıtlıyor, hareketlerini azaltıyor, evden çıkmak Evet, istemiyor. sosyalliğini kapatıyor. Sosyalliğini kapatıyor mesela. Biz istiyoruz ki insanların eski rutinlerine yani eski rutinlerine dönmüş olan insanlar çok daha hızlı bir şekilde fayda görüyorlar ve insanlara spor yapmalarını, yürüyüş yapmalarını, sosyalleşmelerini, insanlarla ufak ufak da olsa diyalog içerisine girmelerini mutlaka öneriyoruz. Ha, bunlar tek başına depresyonu ortadan kaldırmaya yeterli mi? Hayır, tabii ki de değil. Depresyonun gerçekten birincil olarak ortadan kaldıracak olan şey kişinin bu konuya olan, kendisini iyi edeceğine dair olan inancı, psikoterapiye olan psikoterapi için kendisi gösterdiği özveri ve bunun yanında da ek onu destekleyebilecek psikiyatrik bir ilaç tedavisi olsun ya da diğer psikoterapi yöntemlerinden birisi olsun. Bir şekilde onları destekleyecek, onların iyi olmasını sağlayacak yöntemler Peki kişi kendi baş edebilir mi depresyonuyla? oluyor. Kişi kendi depresyonuyla baş edebilir. İşte zaten şunu diyoruz, insanlar depresif bir ruh hali içerisine girebilirler. Ama bunun gerçekten bir depresyon olduğu, yani gerçekten bir depresif bozukluk tanısı almış bir kişinin bu noktada bununla kendi başıma, tek başıma ilgileneceğim, bunu çözeceğim diye bu düşünceyle davranması, bu düşünceyle hareket etmesi çok da sağlıklı olmuyor. Nasıl mesela şunu söyleriz biz psikolojik rahatsızlıklar için. Grip olduğunuzda doktora gidiyorsanız psikolojik olarak rahatsızlandığınız bir durumda da psikolojik rahatsızlıklar yaşadığınızda da psikoloğa, psikoterapiste, psikiyatriste gitmelisiniz. Çünkü bu düşünceyi bizim kırmamız gerekiyor. İşte şimdi insanlar diyorlar ki ben bunu kendi tek başıma çözebilirim. Evet, bu büyük boyuta, bu rahatsızlık boyutuna, bu tanılanacak noktaya gelene kadar evet bir şeyleri çözebilirsiniz. Şimdi biz kendisini depresif hisseden danışanlarımıza Beck depresyon testini yaptığımız zaman orada kişinin depresyon seviyesinin düşük seviyede mi, orta seviyede mi, yüksek seviyede mi olduğu bizim önümüze çıkıyor. Biz bu noktalarda gerçekten yüksek seviyede bir depresyon seviyesi olan kişiye gerçekten psikiyatrik tedavinin kısa zaman içerisinde biraz daha terapiye uyum sağlayabilmesi için önemli olduğunu söyleyip yönlendiriyoruz. Ama orta seviyeli, orta şiddetli, düşük şiddetli depresif durumlarda psikoterapiyle ya da kişinin sosyal hayatına ve fiziki aktivitelerine önem vermesiyle bir şekilde bir yerlere getirebildiğini görüyoruz. Ama bu şu demek değil. Yani benim düşük seviyede bir depresyonum var. O zaman benim işte psikoloğa gitmeme, psikolojik danışmanlık hizmeti almama gerek yok düşüncesine kapılmaya gerek yok. Eğer siz bir destek almayı ihtiyacı duyuyorsanız, destek almak istiyorsanız sizin için destek zamanı gelmiştir. Hocam hemen bir uyarıda bulunalım. İnsanlar biraz önce de aşağıda konuşmuştuk aslında sizinle. İnsanlar birbirlerine şeker verir gibi hap tavsiye ediyorlar. Evet, bu çok yanlış. Bu evet yanlış bir davranış. Bunun devamında oluşabilecek problemler neler olur? Çok geniş çaplı bir mesele. Şimdi şöyle düşünelim. Siz herhangi bir rahatsızlığa iyi gelecek, herhangi bir rahatsızlığı tedavi edecek. Bu yani psikiyatrik meselelerden bahsetmiyorum. Siz normal zamanda kafanıza göre ilaç alır mısınız? Antibiyotiği kafanıza göre içiyor musunuz? Mümkün değil. Mutlaka yapan da vardır ama bu doğru yapıyor demek değil yani. Bu yanlış bir şey. Şimdi antidepresanlar meselesi, ülkemiz zaten çok yoğun antidepresan kullanılan bir ülke. Ve bunun içinde belli kısıtlamalar ne kadar yapılmaya çalışılsa da insanımız bunlara çok dikkat etmiyor.
Ben de sizin dediğiniz gibi görüyorum. İnsanlar birbirlerine sanki çikolata, şeker önerir gibi antidepresan öneriyorlar. Ama bu çok yanlış. Çünkü bir antidepresan ilacının yazılması için kişinin yaşı, boyu, kilosu, geçmiş rahatsızlıkları, şu anda yaşadığı rahatsızlıklar, depresyonun ya da ne bileyim yaşadığı rahatsızlığın, şu an muzdarip olduğu rahatsızlığın seviyesi, bunlar ya da semptomlar, bunlar çok önemli şeyler. Siz bu semptomları hangi ilacın ne şekilde etki edeceğini bilmeden sırf bana iyi geliyor diye karşınızdaki başka bir insana önerirseniz karşınızdaki insana nasıl bir tepki vereceğini, onda nasıl bir şey oluşturacağını, onu nasıl bir ruh haline sokacağını bilemezsiniz. Peki bilinçsiz ilaç kullanımında yan etkilerden örnek neler olur hocam? Şöyle olur, ben psikiyatrist değilim, klinik psikoloğum. Ben ilaçla tedavi yapmıyorum ama şunu danışanlarımdan gayet iyi biliyorum. Mesela bipolar bozukluğa sahip bir hastaya depresif döneminde antidepresan verdiğiniz zaman onu manik döneme geçirebiliyor yani. Bu böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Şimdi bilmiyorsunuzdur, karşınızdaki kişi gerçekten bipolar bozukluğa sahiptir ve depresif dönemindedir. Depresif dönemindeki bir bipolar hastasına gidip de siz kafanıza göre herhangi bir antidepresan ya bunu al bu iyi gelir dediğinizde belki de o kişiyi manik bir sürece sokacaksınız, manik döneme sokacaksınız ve hiç beklemediği belki de o zaman için daha döngünün tamamlanmasına çok daha varken manik sürecin içerisinde onun belirtilerini göstermeye başlayacak ve bu da bir rahatsızlık. Sonuçta bipolar bozuklukta rahatsızlığı veren şey depresif olduğunuz kadar da bu manik atakları yaşadığınız, çok etkin olarak yaşadığınız dönemler de size problem yaşatan dönemlerdir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında mesela şunu da söyleyebilirim. Bazı antidepresanlar vardır ki uykuyu etkiler ve uykusuzluk yapabilirler. Siz mesela uykusuzluktan muzdarip ve depresif bir mod içerisinde olduğunuzu size söyleyen birisine belki de gerçekten o uykuyu etkileyen bir antidepresanı önermişsinizdir. Ve o kişi antidepresanı içecek. Zaten reçetesiz kendisine iyi mi gelecek, kötü mü gelecek belli değil. Evet. Belki kendisini ya çok zor zaten 1-2 günde etki eden ilaçlar da değil yani bir Bu tedavi antidepresanın evde çok uzun sürüyor. yani belki bir 3 ay sürer yani sizin beyin kimyanızı tekrardan o sağlıklı bir noktaya getirmesi. Birçok sebebi zaten insanların o antidepresanları alıp kendini iyi hissetmesinde. Tabii ki bu plasebo etkisi de bu işin içerisine giriyor. Ama insanlar mesela uykusuzluk çeken bir insana dediğim gibi uykusuzluk yaratan bir antidepresan verdiğinizde onun problemini katlayıp daha büyütmüş oluyorsunuz. Bu tarz durumlarda da karşılaşılabilir. Mutlaka tıp hekimlerinin verdiği ve onların reçetelendirdiği ilaçları kullanmalı insanlar. Ve hekim ilaca gerek duymuyorsa buna da saygı duyulmalı. Bilen kişi orada uzman sonuçta. Bir hekime danışmadan, bir hekim reçetelendirmeden herhangi bir ilaç kullanılması, sadece antidepresan, psikiyatrik ilaçlar değil, herhangi bir bu tarz ilacın kullanılmasını ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta insanlara da birbirlerini uyarmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, biz de buradan bir kez daha uyarmış olalım. Tabii ki. Kesinlikle bilinçsiz ilaç kullanılmamalı. Farklı ne yazık ki yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Bakalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Eklemek istediğim şey insanlara öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle başınıza gelen küçük olumsuz olayları ben depresyondayım olarak değerlendirmeyin. Çünkü başımıza gelebilir. Bu hayatta hiç kimse başıma hiçbir şey gelmeyecek garantisiyle yaşamıyor. Mutlaka başımıza olumsuz, kötü, bizi rahatsız edecek yaşantılar başımıza gelecek. Bunu asla unutmamalıyız. Bu yaşadığımız küçük mutsuzlukları, yaşadığımız umutsuzlukları hemen depresyon olarak değerlendirip kendimizi daha umutsuz, daha mutsuz bir döngünün içerisine sokmak da çok büyük bir yanlış. Bundan da uzak durulmalı. Ve eğer gerçekten dediğim gibi gerçekten çok yoğun bir mutsuzluğu, çok yoğun bir umutsuzluğu, hayatınıza ve hayatınızda yapmaktan zevk aldığınız şeylere dair ilgisizliği, yeme bozuklukların, iştahsızlıkları ya da uykusuzluk problemlerini yoğun bir şekilde uzun zamandır yaşıyorsanız da mutlaka bir profesyonele, bir psikoloğa, bir psikolojik danışmana, gerekliyse mutlaka bir psikiyatriste danışmalısınız ve yardım almalısınız. Bunun yanında da şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar psikolojik destek almanın her zaman artık son nokta ya da nasıl diyeyim belki de böyle ya
artık bu işin içerisinden çıkamıyorum, ne olacaksa olsun düşüncesine geldiklerinde tercih ettikleri bir şey oluyor psikolojik destek almak. Aslında bu da destek sürecini uzatıyor değil mi? Tabii ki destek sürecini uzatıyor çünkü siz bir günde bu hale gelmediniz. Bu problemleri bir günde yaşar hale gelmediniz. Siz uzun zamandır böyle bir problem yaşıyorsunuz. Bu noktada ne kadar erken desteğe başvurursanız, ne kadar erken destek alırsanız bu tarz problemlerden, psikolojik problemlerden de kurtulmanız çoğu zaman çok daha rahat, çok daha çabuk gerçekleşiyor. Evet, bu yüzden de kısacık. İhtiyaç duyduğunuzu hissettiğiniz anda acaba mı demeden psikolojik destek almak için uzmanlara başvurmalısınız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık ederim. tekrar. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.